Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur? Sağ olun küçük bey. Şşt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim. Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın. Kimse benim elimden kolay kapamaz. Böyle milyonların varisi bir delikanlıyı bütün kızlar elde etmek ister. Hadi durma, yanına git. Peki. Ayhancığım, canım dans etmek istiyor. Biliyorsun yarın müzik festivali için Atina'ya gidiyoruz. Haberin olsun, orada seni bir saniye bile yalnız bırakacak değilim. Sen beni bir kazanova zannediyorsun galiba. Çok ömür kızsın vallahi. Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi. Profesör! Profesör, Kazım amca seni çağırıyor. Geliyorum. Neden herkes size profesör diyor? İçlerinde emekte bizi gören bir ben varım da ondan galiba. Talebe misiniz? Evet, bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum. Ya, evlisiniz demek. Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım. Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız. İnşallah bacım. İyi geceler. Telgraf efendim. Kötü bir haber mi? Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş. Atina'ya gitmiyor muyuz? Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin. Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey! Lütfen dışarıda bekleyin. Ayhan Bey, dedeniz sizi görmek istiyor. Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum. Kendinizi yormayın dedeciğim. Ziyanı yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum. Dedeciğim! Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum. Tabii! Tabii göreceksiniz dedeciğim! Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim. Ya! Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah. Yoo! Çok aklı başında, hanım hanımcık! Görünce bayılacaksınız. İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım. Allah size uzun ömür versin dedeciğim. Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız? Kim? Kız mı? Evet, burada. Getirsene göreyim. Burada olmasına burada da... Oğlum anladık! Madem burada çağır! Sağır mısın? Çağır! Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada... Kızı getirecek misin? Yoksa
Tabii tabii. Bakayım, hala dışarıdaysa... Getir, getir. Getir, getir. Hay Allah'ım, ne yapayım? Alo? Evet. Ayhan sen misin? Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım. Şekerim, dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım. Sevda, beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim. Gelmeme imkan yok. Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin. Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor. Hani nerede gelinim? Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum. Hadi, ne kadar uzun sürdü çağırmak? Bakın dedeciğim, ben sana... Oğlum, laf istemem! Git şu kızı getir bana! Peki, peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz, ne yapayım? Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya? Gel benden! Ne oluyor, nereye götürüyorsunuz beni? Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım, başka çarem kalmadı, yürü! Beyefendi, ne oluyor, söylesenize nereye gidiyoruz? Şşt, sus bakayım! Birazdan her şeyi anlayacaksın, yürü! Dedeciğim... Fakat... Gel! Gel bakayım yavrum! Yaklaş şöyle! Aferin! Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun! Anlamadım! Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim! Fakat şey... Otur, otur yavrum! Otur! Seni görür görmez sevdim! Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun. Fakat efendim... Şşt, sus! Tamam, bak! Beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin. Peki, peki, peki. Yürü, yürü. Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama keşke beni alet etmeseydiniz. Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu. Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız? Çağırdım ama gelmedi ki. Canım, sen de bu meseleyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek. Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor. Dedeciğim, sizi yormayalım. Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum. Ne kadar temiz bir yüzün var. Ben... İnsanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var.
Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz. Allah korusun efendim, siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz. Neniz var? Bir şey mi oldu? Galiba ölüyorum. Herhalde Azrail gelemedi, yerine seni gönderdi. Ah! 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 Ah be! Dünya varmış! Sakin olun! Çekilsene tependim be! Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum! İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım! Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız! Bırak beni cadı karı! Hayır, bırak, bırak, bırak! Bırakmam bırak. Efendim! Hayır efendim! Bırak lan! Ulan bırak beni cadı karı! Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum! Hayır! Hayır! Dede bu! Dede! 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 Dede çalıyor bu zili! Ay! Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be? Bizi istiyor! Bir mucize oldu! Kurtuldu galiba! Orada kim varsa yukarı çıksın! Dede kurtuldu! Kurtuldu dede! Yaşasın! Hadi yürü! Hadi be çabuk olun! Kurtarın beni bu cadolusun elinden! Yataktan kalkamazsınız sakın! Dur! Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız. Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Tıp. Ulan başlarım senin şimdi tıbbından. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Hey aslanları bey! Gel Kazım! Çok şükür kefeni yırttık. Beyefendi, sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kurtuldu! Tabii, ne de olsa eski toprak. Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musun? Beyefendi! O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak! Kuru fasulye var mı? Var ya! Dün akşam bir tencere yaptım. Allah! Etli mi, etli mi? Elbette! Hem de böyle kuşbaşı! Böyle iri taneli, bol salçalı! Tamam! İri taneli, bol salçalı, halis lobya! Allah! Çabuk getir, tabak silahı! Tencereyle getir, tencereyle! Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım! İntihar bu! İntihar mintihar! Sana ne ulan? Teyip benim değil mi? İyi ama tıp! Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz! Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım! Yoksa yatağı çok fena olacak! Evet, yatağa! Ulan Azrail yama! Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak! Ulan sen de benden dayak yiyeceksin! Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım! Ay aman efendim! Kimse bana mani olamaz! Ama! Fasulye geldi! Allah! Ay Allah! Ay olmaz! Olmaz! Çökün ulan! Biraz su ver! Ha verin, verin! Su verin, dur! Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım! Yetişin! Aaa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 
afiyet olsun beyefendiciğim. Malum haliniz solan her derde şifadır derler. Şifadır ya, şifadır. Bilhassa sovanın cücüğü. Ah yavrularım! Ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim! Gelinim benim! Ha? Gelinim benim! Gelinim! Dede! Ama... Gelinim! Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı. Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız? Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin? Kim, ben mi? Tabii dediciğim ama şey... O halde hemen düğünü yapıyoruz. Ama dedeciğim beni dinleyin bakalım. Ulan şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız. Fakat dedeciğim bir daha... Kaç ulan! Emir misin? Babam! Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza. Buyur.